değerli kardeşlerimiz. Sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ruhun ırkı var mıdır? Aslında ırk insanın soyu demek. Ama ruhun herhangi bir soyu yoktur ki ruha bir ırk nispet edelim. Şimdi anne rahmine gelmeden bütün ruhlar ruhlar aleminde. Peki orada bir ırk var mı? Yok. Anne rahmine geldi, anne rahminde bedene girdi. Dünyada sadece bir ırk söz konusu. O da ırkçılık yapalım diye değil, sadece tanışmak ve birbirimizle haberleşmek için tabiri caizse aramızda bir tanışma vesilesi olsun diye ditearafu ayet-i kerimede ifade edildiği üzere hani askere giden insanlar hepsi askerdir. Falan bölükte filan bölükte olması o bölüğün diğer bölükten daha değerli olduğu anlamında değildir. Sadece filan bölükte bir görevi var, onda falan bölükte bir görevi var. Dolayısıyla nasıl askeriyedekilerin hepsi askerdir, sadece bulundukları yer tanışmak için, vazifelerini belirlemek içindir. Öyleyse insanlar da bu dünya misafirhanesine geldiklerinde farklı ırklardan, farklı bölgelerde yaratılmış olmaları sırf tanışmak ve haberleşmek ve birbirlerine vazifelerini tanzim ve tertip etmek içindir. Öyleyse ırk dediğimiz şey dünyaya ait, bedene ait bir şeydir. Ruha ait olan bir şey değildir. Mesela elektriğin de ırkı yoktur. E ampulde ışık olarak görülür. Buzdolabında soğuk olarak, fırında ateş olarak. E, demek ki o geçici bir durumdur ve sadece bulunduğu duruma göre şekil almaktadır. Ruhun ırkı yoktur ve selam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da hayatı boyunca bununla mücadele etmiştir. O Arapların peygamberi değildir bütün insanların peygamberidir. Önce onlardaki küfür hastalığıyla mücadele etti ve onlara imana uğraşmalarına vesile oldu. Sonra o iman eden insanların iman ettikleri zata ibadet etmeleri üzerinde durdu ve ibadetle ahlakla insanların fazla sahip olacağını öğretti. Nitekim nice sahabi efendilerimiz müşrik olan babalarına, çocuklarına, yakın akrabalarına karşı silah çektiler. Eğer üstünlük ırkta, kabrede olsaydı bu insanların birbirleriyle mücadele etmeleri söz konusu olabilir miydi? Şimdi gelelim işin bir diğer boyutuna. Vefat ettik. Bedenimiz nerede kalıyor? Bedenimiz toprakta. Ruh, o da kabir hayatına geçti. Dikkat edin. Anne rahmine gelmeden önce ruhlar alemindeki ruhumuzun ırkı olmadığı gibi, dünyadayken de ruhumuzun ırkı olmadığı gibi sadece bedenin ırkı var, bölgesi var. E öldükten sonra kabir hayatına giden ruhumuzun yine ırkı yok. Orada melekler herhalde bizi hangi ırktan geldiniz diye karşılamayacak. Hangi özelliklere geldin diye karşılayacak. Irklara göre insanlar tasnif edilip de falan ırklar bu tarafa, filan ırklar bu tarafa da demeyecek. Çünkü ruhun ırkı yok. Ruh yaptıkları amellerle orada kendini gösterecek. Yani bedenimiz ruhumuzun bir elbisesidir. Lütfen çocuklar gibi elbiselerimizle övünmeyelim. İnsan giydiği elbiseyle doktorluğu artar mı? İnsan giydiği elbiseyle mühendisliği artar mı? İnsan giydiği elbiseyle hitabeti artar mı? E şu halde madem ki bizim özelliklerimiz, vasıflarımız elbiselere ait değildir. Öyleyse ruhumuza ait olan vasıflar, özellikler de bedenimize ait değildir. Çünkü bedenimiz de ruhumuzun elbisesidir. Onu da vefat ettiğimizde çıkarıp kabristana bırakıp gidiyoruz. Madem ruhun ırkı yoktur, çocuklar gibi ırkla ırkçılıkla övünmeyelim ve lütfen kendimizi şeytana maskara etmeyelim.